Hakikaten çok güzel yani, değil mi? Şöyle Lebi Derya. Evet, Karpaz Yarımadası'nı gezmeye başladık bugün. 80 kilometrelik bir ada burası. Yarımada diyeyim, yanlış söyledim. Karpasya antik kentinden ismini alıyor. Çok tatlı, parmak gibi uzanıyor biliyorsunuz ki. Gayet turistik. Her yerde Kıbrıs bayrakları. Çünkü bugün bayram demişti. Mert'cim hayırdır bu kadar havuç ne? Bunlar nedir? Yolda giderken havuç yiyoruz. Çok mu seviyoruz gezerken havuç'um? Havuç olmasa ben gezmem. Gerçekten neden aldık biz bu havuçları? Eşekleri. Eşekleri aldık. Karpaz eşekleri. Havuç sever. Onları besleyeceğiz bunlarla. Şu anda Boltaşlı'dayız. Burada Panagia Kanakarya Kilisesi'ne geldik, bakın. Hoş geldin Mert. Çok güzel yapmışlarmış. Zamanında buralar hep çiçekli. Şöyle yollar şey seramik gibi böyle değil mi? Güzel taşlı taşlıdır kesin. Kesin. Şunlar işte evleridir falan. Ya da sanki şunda kalırlar. Yunan adasında kesin gibi hissediyorum. Ha, bir kısmı öyle gözüküyor bazı yerlerin, hakikaten aynı gözüküyor. Çünkü eski Rum köyleri. Ya da karışık. Gidemediğim için de Yunan adalarına bu sene iyi oldu yani. Ufak bir hava kattı diyorsun konuyla alakalı. Evet, bunlar da kaldıkları yerlermiş. Papaz'ın evi mi? Papaz'ın evi. Sağ üst tarafmış. Papaz. Eminim zamanında çok güzeldi. Karşıda bir cami var ama. Çıkalım mı oraya? Çıkalım. Hadi çık bakalım. Çok güzelmiş ya. Bak tavanındaki şey görüyor musun? Sıcak oluyor. Aynen. Çok güzelmiş abi. Bayağı bildiğin güvercin şeyi olmuş. Güvercin yuvası. Ya çok güzelmiş. Gel bakalım. Bir de öyle güzel taş taş yapmışlar ki baksana şey yani. Bak hala sapasağlam duruyor, görüyor musun? Zamanında iyi çalışmışlar. Ocaklık. Şimdi hemen bir gözleme bazlama. Vallahi biliyor musun? Güzel ev ya. Bir şey yapılır bu. Sanki yakın zamanda terk edilmiş. Tadile edilmiş gibi değil mi sanki? Edilip de yeniden terk edilmiş yakın gibi mı? Bazı yerleri yani. Aa, kapısı kilitli. Orada bir Meryem Ana ikonu var. Kilitlemişler. O ikonayı da çek. Bak tepede kapının üstünde. Ha. Meryem Ana değilse. Tüh. Kapısı kilitlidir. Bu arada girebildik. Evet. Evet.
Kandil yağı var. Çok korkunç hakikaten. Ne bileyim? Bebeğin sırrı. Sinemalar. Öyle değil. Elisis Castro's mezarı da oradaydı. Ancak çok uzak. Karpaz'a dönelim. Şu an Dip Karpaz'dayız. Dip Karpaz köyü. Artık Karpaz Milli Parkı'nın başı oldu, tam başlangıcı. Buradan Zaferburnu'na gideceğiz, oradaki manastırı gezeceğiz. Ama köy de pek şirincik. Merkez buralar gibi Mersan. Evet, bayram diye bak süslemişler. Oo, Atatürk Heykeli falan. Bence burada bir duralım, evet. Şimdi mi görsek? Kiliseye de fark edebilir misin? Benzinimizi aldık. Artık Apostolos Andreas Manastırı'na doğru gidiyoruz. Zaferburnu. İyi çıkmıyor ya. Karpaz, Kıbrıs'ın belki de dünyanın en güzel denizlerinden birine sahiptir. Altın kumları var gerçekten de. Bakmayın, şuralar kayalık ama diğer yerleri hep kum. Ne yapıyorsun şimdi? Gel. Bakın bu karpaz eşeği. Selamlar. Büyük ha şey. Evet, büyükmüş. Şey değil yani. Bizdeki kadar. Küçük bir çelimsiz eşeklerden. At kadar değil yani. Değil mi? Selam karpuz eşeği. Buraya. Şu anda Altın Kum Beach'teyiz. Yürüme yolu yapmışlar. Her yerde eşek ayak izleri var. Evet, söylendiğine göre 8 kilometre varmış değil mi? Kumsalın uzunluğu. Bizim Patara'nın yarısı kadar demek ki. Burası için çok büyük bir mekan. Çok güzel, Kıbrıs'ın en güzel deniziymiş. Orada atlara mı eşeklere mi bir şeye biniyorlar ama plajda ne olduğunu çözemedim. Çok güzel. Ay, çok güzel bir kum. Evet. Yumuşacık ve çok ince. Evet. İp ince. Bir kumaş mı yapar değil mi? Evet. Alabildiğine çöl. Kumsal. Değişik hayvan ayak izleri var. Thank you.
Otel gibi bir şey varmış, kapanmış. Bak bak nasıl batıyor, bak nasıl dikenli, bak. Görüyor musun? Bir de plajda. Beğendin mi? Harika bir yer ya, çok güzel yani. Kumsal ve deniz müthiş. Vallahi. Harika. Hemen girmek istiyorum. Kim tutuyor seni? Arabadan eşyalarımı almak tutuyor. Tamam. Şimdi getireceğim. Hadi bakalım. Eşecik, eşecik. Gel. Sen ne tatlısın öyle. Burada ne var? Gel. Öyle içeriye getirdik onu. Bir daha çıkıyor. Gel bakalım. Bak bak bak. Bunu da ye. Bak bak. Gel. Üstü yersin tek ta. Ağzının içindekileri de bana döküyor ya. Rende yapmış hemencecik. Bir karşılama komitesi de burada. Gel bakalım. Dur bakalım. Gel. Olmuyormuş. Oh. Herkese bir tane verelim bence. Ne dersin? Sıpası var. Bak bu daha küçük. Küçüğüne de ver. Bak bu yaşlı. Hadi küçüğe de verelim artık. Bu haksız. O kadar da kafanı sokma. Salak. Çocuğa ver. Ha. Tamam. Ay şu küçüğe vermemiz lazım bir tane de. Ama bu yani ağzıma girdi. Sen şunu bir al da bir uza bakayım. Uza hadi. Sen bir adım al. Hah, hemen şu ufaklığa ver. Ufaklık çok tatlı, bir dur bir ama yani. Git bir. Ay salak, üstüme düşürdün. Ya ama sıpışık o. Sıpaya vermemiz lazımdı. Hadi çabuk. Yapamıyorum sıpa... ki. Bak sıpa geç kaldım. Gelmez gelmez sıpa. Öyle mi? O zaman atıver çocuğa bir tane kırıp. Yarısını falan atıver bari. Ha, oldu mu? Hadi salak, yesene. Hadi spagetti. Bu da bana geldi. Spagetti. Spagetti. Bu aşçam, bu aşçam. Çok tatlı ya. Çok güzelmiş ya, çok güzelmiş. Spagetti çok güzelmiş. Hadi bay bay. Spagetti. Hadi oğlum. Attın mı onu? Arabanın sesini duyan bir eşecik daha gel gelmiş bulunmakta. Gel. Havuç ister misin? Havuç ister misin acaba? Allah. Şuna bak. Saflar ya. Çok güzelsin. Havari Andreas Manastırı'na geldik. Buraya geçeceğiz değil mi? Evet. Burası artık Zafer Burnu. Yani Karpaz'ın en ucu. Evet, şimdi
Zafer Burnu. Burada küçük bir pazarcık var. Kafe var. Hala çalışıyor ya. He? Uzun bir şey giymem gerekiyor. Unuttuk ya. Ha. Gerçi içeride vardır. Nereye gideceğiz şimdi? Kedisi geldi. Merhaba. Hoş bulduk. Bir kese var. Gidip karpat şey alırız. Kaptan ki uzatır. Eşekler. Arkadaşım eşek. Arkadaşım eşek. Oğlum dönüşte. Şöyle eşekliyorum. Bayağı buruna geldik ha? Evet. Çok iyi. Burada da şöyle bir yapı var. Bu tadile ediliyor. İşte burası Eda. Da girişi kapalı, ne yapacağız? Pisicikler ne yapıyor burada? Çok açmışlar. bayağı kedi var. Sarılar ailesi bu. Bak bunlar bu beyaz tekirlerle şeyli, kavgalı değil mi? Sarılar ailesi. Şu pofurluk çok tatlıymış. Klasik kedisel hareketler. Aşağıdan girişi varmıştı. Öyle demin indiğimiz yerden varmış gibi. Şimdi Apostolos Andreas, yani Havari Andrew manastırını geziyoruz. Havari Andrew çok önemli. Aslında biz hacı olduk şu anda Mert, biliyor musun? Hadi. Ortodoks hacısı olduk gene. Tamam. Ortodokslar için önemli bir noktadayız biz. Evet. Havari Andrew yolculuk yaparken Kudüs'e, işte gemiyle giderken gemide su kıtlığı yaşıyorlar. Suları bitiyor. Zar zor da olsa böyle kayalıklardan, zaten biraz sonra Mert çeker, o kayalıkların olduğu yere gemiyi yanaştırıyor onun yardımıyla. Çıkıyorlar buraya. Su yok ya, böyle her yer kayalık. İşte havari yere böyle asasıya bir vuruyor. İşte sular çıkmaya başlıyor falan. O suyun hatta çok şifalı olduğunu da söylüyorlar. Ayazma olmuş. Şimdi herkes o sudan da alıyor. Kaptanın gözünün teki körmüş mesela. Onunla yıkamış falan. O açılmış gözü. İşte bu. Ya işte, yani bunlar efsaneler. Burası önemli. Aslında biz de Apostolos Andrew'a dua ederim. Çünkü hem rüzgarların hakimi. Evet. Hem de yani yolcuların koruyucusuymuş. Aynen. Gezginlerin. Korusun. Bak şurada şapelcik var. Hayır diyorum. Hangi yukarı? Ben çıkacağım, fotoğraf çekiyorum. Dalgalar nasıl yemiş ama? Evet. Heh, ayazmayı bulduk. Sal su. Şükür şükür akıyor. Hadi bakalım, iç bakalım. Evet, bu da Andreas'ın çıkardığı suymuş. Şifalı su. Bu sudan içip de denize girersen burada, vücudundaki yaralar geçer, gözlerin körse açılır, ağzın dilsizse konuşur. Tamam. Çocuğu olmayanlar falan hep buraya geliyorlarmış. Nefis. Hemen de. Oh.
ben de kıpsayım kendimi. Ama müzik... Çalalım mı? Bak zafer bunun bayraklı. Hı hı. 2016'da yenilenmiş. Efendim? 2016 diyor. Hı. Oğlum bu bana saldırıyor. Aç bu aç. Oo. Mert, oh. Ben ne yapacağım peki? Gel gel. Kulaklarını pıs. Arkadan bile gel. Acele et, bayağı agresif, çabuk geliyor. Bini vereyim gideyim. Şu agresif yaptı onu. Evet, bir şeyler yap. Bak bak bak. O sinir oldu bak, onu kovalıyor, anladın? İyi ki kaçtım. İyi değil çünkü. Evet, şimdi ne, hangi manastır bu? 1942'den beri buraya hiç kimse gelmedi. Hele olsa bu değil mi? Siz burada ne yapıyorsunuz gençler? Hmm. Yoksa kamp mı kuracaksınız? Ölümümüze mi susalım? Evet, hele olsa bu manastır. Gene koyunlu, çanlı, çınlı. Kapısı güzelmiş. Bak. Kapısı güzelmiş. Bir içeriden şimdi sesler duyarsın. Çok küçükmüş ya. Ben şey zannettim. Büyük bir şey zannettim. Burada restoranı varmış. Onlarca geziyorlardı. Evet. Sıradaki manastırımız. Saat bu arada 6 falan yani. Azure Bey'in hemen yanındaki manastır. Şurada çok güzel bir plaj ve şey var. Bu da güzel. Bir manastır. Işıklandırılmış zaten. Tipalyo mu? Öyle bir şey yazıyordu şeyde, kağıtta Eda. Evet, Ayos Tirsos Manastırı mı? Kilise bu, pardon. Bu kilise. İkonları güzelmiş. Tavanı falan gitmiş ama bunda. Evet. Bu da yol üstü gezileceklerden bir tanesiydi. Evet, bugün harika bir tur gerçekleştirdim. O kadar eğlendim ki size anlatamam. Şu anda lobide oturuyorum. Lobide oturdukça mutlu oluyorum. Çünkü turistler lobide oturuyor. Ayrıca turistler lobide oturdukça içki içerler. Çünkü garsonlar size ne içersiniz diye soruyor. Onlar ne içersiniz dediği zaman benim de bir şey içmem icap ediyor. Şu anda bir pina colada içiyorum örneğin. Ayrıca çok lezzetli. Bunun için çok mutluyum. Hatta size mutluluğumu şöyle ithaf etmek istiyorum. You makes me to you makes me. Mambo mambo hey hey. Chiki ba mo ni mi na mo. Chiki ba finale. Oh yeah.